İsra suresi 73. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor: ve inkadu leyeftinunek, neredeyse kesinlikle seni yakacak hale gelmişlerdi. Mekkeliler çok değişik açılardan Muhammed Aleyhisselam'a yaklaşıyorlar. Onu bir şekilde elde etmeye çalışıyorlar. Leyeftinunek anillezî evheynâ ileyk, sana yaptığımız vahiyden, bahsettiğimiz şeyden uzaklaştırarak seni çok zor bir duruma sokmak istiyorlardı. Bu fitne kelimesi bizim için imtihan manasına da gelir. Allahü Teala hepimizi çok zor şartlar altında imtihanından geçirir ki aynen altının içerisinde yabancı maddeler varsa ortaya çıkması gibi bizim içimizde de farklı düşünceler, beklentiler ve hedefler varsa onlar da ortaya çıkmış olsun. Gerçek kimliğimiz ortaya çıkmış olsun diye. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a da Mekkeliler ne yapıyor? Ve inkâdü leyeftinûneke anillezî evheynâ ileyk litefterî aleyne gayrehu. Sana vahyedilenden başkasını bize iftira etmen için, sana vahyedilenden uzaklaştırmak konusunda seni yakacak gibi, yani artık o kadar baskı yap ki yeter artık bıktım diyecek noktalara getirdiler. Ve iden lettekadûke halîle, öyle yapsaydın kesinlikle seni dost edinirlerdi. Mekke'nin kafirleri. Muhammed Aleyhisselam da kafir yapmaya çalışıyorlar. Mekke'de münafıklar da vardı. Allahü Teala onu bize Nisa suresinde bildiriyor. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنَ, size ne oluyor o münafıklar hakkında iki gruba ayrılmış durumdasınız? وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا, yaptıkları şeyden dolayı Allahü Teala onları tersine çevirmiştir. Yani onlar önce mümin olmuşlar, inanmışlar. Sonra kafir olmuş ama kafirliklerini gizlemişler. Hatta bunlar Bedir Savaşı'na da katılan kimseler. Yani Müslümanların karşısında yer almış olan kimseler. Diyor ki Allah'ın sapık saydığını siz yola gelmiş kabul etmeye mi çalışıyorsunuz? Bu adamla münafıklıkla kalmadı, sizin karşısında da çıktılar Bedir Savaşı'na. Düşmanın yanında yer aldılar. Yani kendi kimliklerini de gösterdiler. Ve men yudlilillahi felen tecide lehu sebile. Allah'ın sapık saydığını sen doğru yolda görme konusunda herhangi bir yol bulamazsın. Bu adamlar sapık. Allah bunu böyle kabul ediyor. Ama orada kalmıyorlar. Veddu lev tekfurune kema keferu. Kendileri kafir olduğu gibi sizi de kafir yapma konusunda çok fazla isteklidirler. Fetekunune seva. Sonuçta eşit olasınız. Muhammed Aleyhisselam'ı kafir yapmak için uğraşmışlar demek ki bu Mekke'de. İşte Nisa suresindeki ayette anlatılanlar da Mekke'nin müşrikleri. Çünkü orada Allahü Teala diyor ki وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ, Allah yolunda hicret edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin diyor. Yani Mekke'den Medine'ye gelir, hicret ederlerse, tekrar tevbe ettikleri, mümin oldukları ortaya çıkar, o zaman tamam. Ama aksi takdirde yok. Buradan şunu anlıyoruz, demek ki Mekke'de bu insanlar Müslüman görüntüsü altında bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'ı yoldan çıkarmak için gayret gösteriyorlardı. Eğer öyle olsaydı onu kendi yakın dostları kabul edeceklerdi. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنْ اُلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, eğer biz seni sabitlemeseydik az da olsa onlara meyledecek gibi olmuştu. İden hele öyle bir şey yapsaydın لَاَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ, sana kesinlikle bu hayatında iki kat cezasını, ölümün de iki kat cezasını tattırırdık. ثُمَّ لَا تَجْزُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, sonra sen bize karşı herhangi bir yardımcı da bulamazsın. Öyle sen Allah'ın Resulüsün, gelmişsin, Allah seni Resul olarak göndermiş. Tamam, Resul olarak göndermiş ama sen de herhangi bir insan gibi Allah'a karşı sorumlusun, asla korunmuşluğun falan yok. Şimdi Allah tarafından korunmuş olan birisini Allah böyle ayetler indirir mi? Ama burada Muhammed Aleyhisselam hepimize örnek oluyor. Yine Nisa suresinin 44. ayetinde diyor ki اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ, kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları görmedin mi? Yani almışlar Kur'an'ı, okumuşlar. Tabi bunlar Yahudi ve Hristiyan da olabilirler ama bu Medine ile alakalı. O da mümkün. Çünkü ellerindeki kitapla Muhammed Aleyhisselam'a inen Kur'an arasında bağ kurdukları zaman inanmaları gerektiğini çok net anlarlar. بِيَشْتَرُوا اَنَا الدَّلَالَ, sapıklığı satın alıyor. Ve yuridûne en tadillü sevil, sizin de yoldan çıkmanızı çok istiyorlar. İşte bunlar da bir münafık. Dış görünüşe bakıyorsun, çok iyi bir hoca, büyük bir alim. Ama bakıyorsun ki öyle değil ki. Vallahu a'lemu bi'adâikum, Allah sizin düşmanınızın kim olduğunu çok iyi bilir. Ve kefâ billâhi veliyyen ve kefâ billâhi nasîrâ, Allah sana dost olarak da yardımcı olarak da yeter. Sen onları hiç umursama, bütün dünya senin karşında olsa Allah'ın sana dost ve vekil olması sana yeter. Onlarla uğraşmana gerek yok. Bize de şöyle diyor Allahü Teala. Nisa suresinin 144. ayetinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la tettehidul kafirine evliya min dunil mu'minin." Siz kafirleri müminlerden öncelikli dostlar edinmeyin. Kafirleri düşman edin değil ama onlara
iyi davranırsınız. Onu şeyde Mümtehane suresinde Allah-u Teala bize bildiriyor 8. ayetinde. Ama müminlere göre öncelik vermeyeceksiniz ona. Peki müminlere göre öncelik verirsen ne olur? اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا Allah için sizin aleyhinize çok güçlü bir delil vermek mi istiyorsunuz? Kafirleri önceleyin, müminler ikinci derecede kalsın. Bugün İslam aleminin büyük büyük alimlerinin birçoğu problemin çözümünü kafirlerde arar. Kur'an'da çözüm arayan yok değil, var ama bunların sayısı oldukça azdır. Yani bizim öyle olmamamız gerekiyor. Bakın Muhammed Aleyhisselam bile olsa ne olacak? Birazcık yumuşak davranalım. Azıcık şu tarafa meyledelim desek ne diyor Allah? Allah'ın dininden en küçük tavize Allah müsaade etmiyor. Bu tavizi yapacak Muhammed Aleyhisselam da olsa iki kat ceza veriyor. Çünkü o hem sen Allah'ın nebisi gözüküyorsun hem Allah'ın yoluna ayrılıyorsun. Münafıklar gibi davranıyorsun, sana iki kat ceza. O zaman biz de aynı şekilde iki kat cezaya çarptırılabiliriz. Buna son derece dikkat etmek lazım.